Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde sürdürdüğü yatırımlar ve projeler tüm hızıyla ilerliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Salihli ziyaretinde devam eden yatırımları ve projeleri yerinde inceledi. Yalçınkaya'ya Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gencoğlu eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ilk olarak yapımı devam eden MABEM binasını inceledi. MABEM incelemesi ardından Yalçınkaya ve Gencoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen Salihli'nin prestij caddelerinden biri olacak Atatürk Caddesi ve Avar Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi. MASKİ tarafından yapılan altyapı çalışmalarını da inceleyen Yalçınkaya, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gencoğlu, iki cadde üzerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu iki projenin mimarı Salihli Belediye Başkanımız Sayın Zeki Kayda Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Bu projeleri hazırlayıp bize getirmişlerdi. Biz de yapım ihalesine çıktık. Yapım ihalesine çıktık ancak bu Avar Caddesi'nde biraz bir içme suyu problemi vardı. O giderildi. O giderildikten sonra yapım çalışmalarına başladık yapım ihalesini yaparak. Şu anda 2.7 kilometrelik bölümün 2 kilometresinde tesfiye çalışmaları tamamlanmış şu anda gördüğümüz, aldığımız bilgiye göre. Onun haricinde betonlama, hasır beton ve kaldırım çalışmaları hızla devam ediyor. Bir iki aylık bir süre içerisinde buradaki bütün çalışmanın, Avar Caddesi'ndeki bütün çalışmanın biteceğini tahmin ediyoruz. Tabii çalışma yapılırken çevreye bir takım rahatsızlıklar veriyoruz. Çalışma esnasında toz oluyor, toprak oluyor, esnaf mağdur oluyor. Ama bittiğinde her şey o güzellikle birlikte yaşayınca, çok güzel bir projenin, çok güzel bir caddenin içinde olunca onlar da mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü kendi esnafımızın iş yerlerinin değeri de artacak. Buradaki konukların değeri de artacak. Çok güzel bir ortamda yaşayacaklar. Çok güzel olacak. Şueda Caddesi'nde de yağmur suyu çalışmaları var MASKİ Genel Müdürlüğümüzün. Bu çalışmalar hızla devam ediyor. Az önce aldığımız bilgiye göre 5-6 ay içerisinde oradaki yağmur suyu çalışması Atatürk Caddesi ve Şueda Caddesi'ndeki tamamlanmayı öngörüyorlar. Biz de Şueda'daki çalışmalar bittiğinde ihalesi yapılmıştır, hazırdır. Hemen üst yapı çalışmalarına hazırlanan proje doğrultusunda gireceğiz. Orada da vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde en kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yapımı devam eden prestij caddelerin Salihli için çok büyük değer olacağını vurguladı. Biz yola çıkarken ortaya koyduğumuz bir değer vardı. Değerli Başkanımız Cengiz Başkan ile birlikte Salihli'yi değiştirme sözünü topluma vermiştik. Sağ olsun Cengiz Başkanım ve ekibi, Yılmaz Başkanımın sorumluluğunda bu iş istediğimizin çok daha ötesinde bir noktaya taşındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli Gümüşçayı'nı yeniden tasarlayacak, geleceğe taşıyacak projesinde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Yıl boyu gece ve gündüz yaşayan bir Gümüşçayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşilin doğasıyla yeni bir dünya oluşturmayı amaçlıyor. Aytaç Yalçınkaya, Başkan Kayda ve Gencoğlu projeyi kağıt üzerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra kapalı otopark, pazar yeri ve Bedesten Çarşı projesindeki çalışmaları inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Aytaç Yalçınkaya, yapılan yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yaptı. Yalçınkaya gelecek projelerden de bahsetti. Gördüğümüz kadarıyla birçok projemiz hızlı bir şekilde yürüyor. Daha da hızlanması için hem şantiye şefleriyle hem kendi kontrol teşkilatımızla istişarelerde bulunduk. Gümüşçayı projemiz yol almış, bayağı bir düzene gelmiş durumda. %50 seviyesinde gördüğümüz kadarıyla. Prestij caddelerimizde MASKİ'nin yağmur suyu kanal çalışmaları da devam ediyor bir taraftan. Yeraltı otoparkı, pazar yeri ve Bedesten projemizde %50 seviyesine gelmişiz. Yani bütün projelerimizin 2018 yazına biteceği gözüküyor en geç. Bu da bizim için sahilde verdiğimiz tüm sözlerin yerine gelmesi anlamını taşıyor. Tabii her şeyi bir hamlede bitiremiyorsunuz.
terminal alanına geldi sıra sanırım. Terminalle ilgili kamulaştırma çalışmalarımızı bitirdik. Proje çalışmalarına başladık. Şu an arkamızda görmüş olduğunuz pazar yerinin belediye tarafına doğru olan kısmı terminal alan olarak kullanılıyor. Burayı da Allah nasip ederse 2019'a kadar taşıyıp kent meydanını bir bütün haline getirmek en büyük hedefimiz. Sahilde verdiğimiz sözleri Zeki Başkan'la beraber Cengiz Başkanımızın talimatları doğrultusunda yerine getirdik gibi gözüküyor. Bunun gururunu taşıyoruz hep birlikte.